Şekilde verilen sistemi 3 moment yöntemiyle çözünüz. Kesme ve moment diyagramlarını çiziniz. Şimdi 3 moment yöntemini her soru tipinde uygulayamıyoruz demiştik. Öncelikle sistemin sürekli kiriş olması lazım. Evet, sistemimiz sürekli bir kiriş. Bu sürekli kiriş üzerinde 3 ya da 4 tane ardışık mesnet olması lazım. Evet, bizim şu an 4 tane mesnetimiz var. Bu mesnetlerden ilkine ve sonuncusuna ait momentleri hesaplayabiliyor olmamız lazım. Şimdi buna bakalım. Bizim A mesnetimize bakalım. A mesnetimiz sistemin sol ucunda, D mesnetimiz ise sistemin sağ ucunda. Dolayısıyla direkt herhangi bir hesap yapmadan bu iki mesnete ait momentlerin sıfır olduğunu söyleyebiliriz. İkisinde de moment sıfır. Bu durumda şöyle yapacağım. A mesnetinden C mesnetine kadar olan kısmı çözeceğim. 3 moment denklemiyle. Bir de B mesnetinden şöyle D mesnetine kadar olan kısmı ayrıca çözeceğim. Bu iki çözümden 1 ve 2 nolu iki tane denklem oluşturacağım. Daha sonra bu denklemleri ortak olarak çözerek B'deki ve C'deki moment değerlerini hesaplayacağım. Şimdi şurayı şöyle sileyim önce. 3 moment denklemimiz bakın şurada verilmiş. Her ikisini de bu şekilde çözeceğim. Önce A'dan C'ye kadar olan kısmı çözüyorum. Bizim bir şablonumuz vardı. Bu şablonda sol tarafa R, sağ tarafa L diyorduk. Şimdi A'dan C'ye kadar olan kısmı çözmeye başlayalım. Denklemi yazıyorum. LA bölü IA. LA dediğim hemen A'dan sonraki A'dan B'ye kadar olan uzunluktu. 6. IA dediğim buradaki atalet. I. MA dediğim şurası. A mesnetindeki moment. A mesnetindeki moment direkt uçta olduğu için 0. Direkt MA yerine 0 yazabiliriz. Sonra şuradaki 2'yi aynen buraya yazmışız. LA bölü IA gene 6 bölü I. Sonra LB bölü IB. LB dediği de B mesnetinin hemen sağındaki mesafe C'ye kadar olan. Yani şöyle 8 bölü IB dediği de şuradaki B kirişindeki atalet çarpı MB demiş. Moment B değerini bilmiyoruz. Bilmediğimiz için onu moment B olarak bırakıyoruz. Daha sonra gene LB bölü IB bunları aynı şekilde yazıyoruz. Çarpı moment C. Moment C'yi de bilmiyoruz. Bu da bizim için bir bilinmeyen. Dolayısıyla sistemde şu an iki bilinmeyenimiz var. Birisi moment B, birisi moment C. Gelelim eşitliğin diğer tarafına. Şurada LA, IA değerleri gene 6 bölü I. LB, IB değerleri 8 bölü 2. Bunları aynen yazıyoruz. Şimdi gelelim buradaki süslü R ve süslü L ifadelerine. Bunlar şu R benim için ABC kirişinde yani ABC sisteminde neresi R? Benim için sol taraf R. Bakın şurası. Sağ tarafta L. Dolayısıyla önce R'nin olduğu sol tarafa bakıyorum. Ne var? İki tane yüküm var. Tekil yük 10 kN. 10 kN. 2 2 2 olarak sistemi 3 parçaya bölmüş. Şimdi buna benzer bir şekil yük terimleri tablosunda var mı diye hemen bakıyorum. Evet, şurada var. Bakın şöyle benzer bir sistem. İki tane mesnetin arasında iki tane tekil yüküm var. İkisi de P. Aynı değer. Birisi soldaki mesnetten A kadar sağda. Birisi sağdaki mesnetten A kadar solda. Aradaki mesafenin herhangi bir önemi yok. Toplam mesafe L. Bu durumda demiş ki L eşittir R'ye. O da eşittir 3PA çarpı parantez içinde 1 eksi A bölü L ifadesini vermiş. Hemen oradaki ifadeyi alıyoruz. Şu ifade. Bizim için tabi burada önemli olan R. L'nin bir önemi yok. Ama ikisi de zaten birbirine eşit. Dolayısıyla bunu getiriyoruz. Şuraya yazıyoruz. Daha sonra L ifadesine bakıyoruz. L ifadesine bakmak için de bizim yüklerimizden şu tekil yük B ile C arasındaki tekil yüke bakacağız. Tam orta noktada. Bu da gene yük terimleri tablosuna bakarsak hemen şurada. Bakın şöyle. Tam ortada ve burada da bizim bakmamız gereken ifade süslü L ifadesi. Gerçi ikisi de birbirine yine eşit çıkmış. Bunu da gene alıyoruz. Denklemimizi de şuraya yerine yazıyoruz.
Şimdi artık denklemi oluşturduğumuza göre denklemi çözmeye başlayabiliriz. Sistemde bütün toplama işlerinin olduğu yerde bölü I ifadeleri var. Bunları sadeleştiriyoruz demiştik. Sadece I'ları sadeleştiriyoruz ama I'lara ait katsayılar kalıyor. Sonra artık 6 çarpı MA, MA'nın yine 0 olduğunu biliyoruz. Artı 20 çarpı MB, MB'yi şu an bilmiyoruz. 4 çarpı MC, MC'yi de bilmiyoruz. Şurada bakın şu kısımdan, şöyle farklı renkle göstereyim. Şöyle şurayı da sileyim. Şimdi şurayı 3PA 1A bölü L. Bu ifadeler nedir? Bu ifadelerden şuradaki 240'a nasıl gelmişim? Onu hemen şuraya yazalım. Şuradaki I sadeleşmişti. Şuradan bir alt çarpanı var. Parantez açıyorum. Sonra 3. Sonra diyor ki P. P dediği değer şuradaki iki tekil yükte P olarak adlandırılmıştı. Dolayısıyla 10. A dediği değer şu 2 ve şu 2. İkisi de eşit mesafede olmalıydı. Aradaki 2 değil. Çarpı 2 diyorum. Sonra 1 eksi A değeri gene 2. L değeri toplam mesafe 6. Burayı çözerseniz buradan 240 değeri geliyor. Şuradaki ifade için gelen diğer 240'da şöyle 8 bölü 2 değeri var. Oradan 4 geliyor. 4 çarpı parantez içinde 3 bölü 8 çarpı P demiş. P değeri benim tekil yüküm 20 çarpı L demiş. L değerim de şuradaki toplam uzunluğum yani 8. Bunu da hesaplarsanız gene 240 değeri gelmiş. Dolayısıyla buradan şurası 6 çarpı 0 direkt gitti. Bakın şöyle bir numaralı denklemi şu şekilde elde etmiş oldum. Şimdi gelelim aynı denklemle soruyu ikinci bir kez çözmeye. Sorunun üstündeki şu daha önce yazdıklarımı siliyorum. Bakın artık şöyle yapacağım. Sistemi B, C ve D için çözeceğim. Yani şu kısım için çözeceğim. Artık şurası beni ilgilendirmiyor. Şöyle şu kısım beni ilgilendirmiyor. B'den D'ye kadar olan kısım için çözeceğim. Bu sefer gene aynı şekilde sol tarafa her zaman L, R, sağ tarafa her zaman L diyorum. Denklemime bakıyorum. Şuradaki denklem, şöyle denklemin üstündeki ifadeleri sileyim. Bu sefer denklemi tabii güncelleyeceğim. Artık şöyle olacak. Burası LB bölü IB çarpı moment B olacak. Çünkü neden? Benim sol tarafta daha önce A vardı. Şurası artık B oldu. Şurası B, C, D olduğu için A yerine artık B ifadeleri gelecek. Dolayısıyla şuradaki A'ların hepsini güncelliyorum. B yapıyorum. Şurada aşağıda yazmışım zaten. Şurayı değiştirmeyeyim. Bakın şurada zaten yazmışım bunu. Yeni hali için. Dolayısıyla LB bölü IB çarpı MB diyorum. Hemen buradaki ifadeler bakın LB 8, IB 2, I moment B bilinmeyen olarak sisteme yazıyorum. Sonra çarpı 2 kısmı şurası. LB bölü IB 2, 8 bölü 2, I LC bölü IC. LC bu sefer bakın şurası 3 metre. 3 metreyi yazıyorum. IC'de şurası I. Hemen bunu da yerine yazıyorum. Moment C'yi de bilmiyorum. Moment C'yi de bilinmeyen olarak bırakıyorum sistemde. Sonra LC bölü IC çarpı MD demiş. Gene 3 bölü I. MD artık MD bakın benim D'deki moment değerim gene uç mesnet olduğu için 0'dır. Buraya artık 0 yazabilirim. Sonra denklemin diğer tarafına geçiyorum. LB bölü IB gene 8 bölü 2 I. Şurada LC bölü IC 3 bölü I. Gelelim R ve L değerlerine. R değeri için artık tabloma şöyle bakıyorum. Şurayı gene kullanacağım. Tabloda şunları sileyim. Bakın şurayı kullanacağım. Tekrar. Buradaki hangi ifadeyi kullanacağım? R ifadesini kullanacağım. Zaten ikisi birbirine eşit. 3 bölü 8 PL. Şuraya yazıyorum. 3 bölü 8 PL. Sonra bir tane şurada üçgen yayılı yüküm var. Bu sefer tablodan üçgen yayılı yükü arayacağım. Bakın şurası. Üçgen yayılı yük. Burada şekle tekrar baktığımda hangi harfi yazmışım buraya? L'yi yazmışım.
Dolayısıyla L hangisi ise o denklemi alacağım. Bakın L şu, yani 8 bölü 60 QL kare. Alıyorum. 8 bölü 60 QL kareyi de buraya yazıyorum. Sonra şöyle hesaplamaya başlayalım. Bakın şu 3 bölü 8 PL'yi önce şurada hesaplayayım. 3 bölü 8 başında 8 bölü 2'den 4 çarpanı var. PL P 20, L dediği de 4 artı 4'ten 8'lik bir mesafe. Şurası 240 olarak gelmiş. Diğerini hesaplayalım. 8 bölü 60 başında 3 var. 3 çarpı 8 bölü 60 çarpı Q dediği, hemen bakıyorum, Q eşittir 5. 5 L dediği de uzunluk, o da 3'ün karesi. Bakın şurada 3 olarak verilmiş, 3'ün karesi. Bunu da hesaplarsanız şuradaki ifadeyi 18 olarak geliyor. Onu da şuraya yazıyorsunuz. Üst taraftan gene moment B ve moment C bilinmediği için bunlar gelecek. MB 0, artık şuraya 0 yazabilirsiniz. Bakın gene şu aşağıda şurası gitti. Dolayısıyla denklemi şöyle sadeleştirip şu hale getiriyorsunuz. Buradan da 2 numaralı denklemi elde etmiş oluyorsunuz. Ben bu denklemleri şöyle aşağıya tekrar yazayım. 20 çarpı MB artı 4 çarpı MC eşittir eksi 480. Gene 4 çarpı MB artı 14 çarpı MC eşittir eksi 258. Bu denklemleri çözeceğiz. Bunu nasıl çözeriz? Şöyle alt tarafı tamamen eksi 5 ile çarparsam şöyle olur. Eksi 20 MB eksi 70 MC eşittir 258 çarpı 5. Onu da hemen hesaplayalım. 258 çarpı 5. 1290. Eksi ile çarptığım için artı olacak artık. 1290. Şu aradaki ifadeyi görmeyebilirim artık. Şurayı. Bunu alta yazdım zaten. Dolayısıyla şu ikisini taraf tarafa toplarsam, taraf tarafa topluyorum. Şu ikisi gitti, 20 MB'ler. Şuradan eksi 66 çarpı MC eşittir. Diğer tarafta da 1290 eksi 480. O da eşittir 810. 810'u 66'ya bölersek MC değeri 12.27 olarak şöyle gelmiş oluyor. MC 12.27'yi bulduktan sonra şurada bulduğumuz denklemlerde 1 ya da 2 numaralı denklem fark etmez. MC'yi yerine koyarsak buradan MB değeri de eksi 21.55 kilonewton metre olarak bulunmuş oluyor. Şimdi momentleri bulduktan sonra artık diyagramları çizebiliriz. Şöyle geliyorum. Bir tane tablo oluşturuyorduk. Bu tablodan momentler yardımıyla neyi buluyorduk? Mesnetlere ait tepkileri ve V tepkilerini bulabiliyorduk. Yani düşey yöndeki mesnet tepkilerini bulabiliyorduk. Şimdi şöyle yapıyorduk burada. Mesnetlerle hizalı olarak, şu en baştaki hiza biraz kaçmış ama şöyle hizalı olduğunu kabul edelim. Şuraya moment değerlerini hemen altına yazıyoruz. 0, eksi 21.55. Gene şurada biraz kayma olmuş. Şurası eksi 12.27. Şurası 0. Aynı şekilde buradaki değerlerle hizalı olarak şöyle tablomuzu oluşturuyoruz. Tabloyu çizdik. Hemen Q, delta Q ve T değerlerimizi şöyle yazıyoruz. Şimdi soruyu şöyle çözmeye başlayalım. Q dediğimiz değer A ile B arasındaki yükten kaynaklanan mesnet tepkileriydi. Dolayısıyla şu kısmı şöyle sileyim. Şurada bakın VA var. VA. Şurada da VB var. Şimdi zaten sistem simetrik. 10 kilonewton burada, 10 kilonewton burada. Eğer simetrik bir durum olmasaydı sistemi toplam Fx, toplam Fy, toplam momentten tekrar çözmemiz gerekiyordu. Ama burada şunu direkt görebiliyoruz. Toplamda 20 kilonewtonluk bir yük var. Dolayısıyla bunun 10 kilonewtonunu burası, 10 kilonewtonunu burası paylaşacaktır. Buradaki 10 kilonewtonu olduğu gibi buraya yazıyorum. Buradaki 10 kilonewtonu ne yapıyorum? Başına eksi işareti koyarak şuraya yazıyorum. Dolayısıyla ilk kısmı çözdüm. Q kısmını çözdüm. Bunu hemen şöyle siliyorum.
Daha sonra yan tarafa geçiyorum. Artık şurayı görmüyorum. Burasıyla işim bitti. Şimdi orta kısmı çözeceğim. Şöyle. Bakın burada da tam orta noktada 20 kN'luk bir yüküm var. Dolayısıyla bunu nasıl paylaşacak sistem? VB gene 10 kN'unu alacak. VC de gene bunun 10 kN'unu alacak. Gene toplam Fx, toplam Fy, toplam momentten de çözebilirsiniz. Dolayısıyla şuradaki 10 kN'unu hemen aşağıya olduğu yere yazıyorum. Sağdaki 10 kN'unu gene başına eksi koyarak buraya eksi 10 kN olarak yazıyorum. İkinci kısmı da çözdüm. Üçüncü kısma geçiyorum. Gene burayı sileyim. Burayla işim bitti. Şöyle yapabilirim. Artık sadece C ile D arasını çözeceğim. Şimdi C ile D arasında hemen C ve D'nin altını şöyle VC diyorum. Şuraya da VD diyorum. Gene burayı da basit bir şekilde çözebilir miyiz? Bakın bu sefer üçgen bir yayılı yükümüz var. Üçgen yayılı yükün etki ettiği yer neresi oluyordu? Tam orta nokta olmuyordu artık. 1 bölü 3'e 2 bölü 3 noktası oluyordu. Yani şurada 1 bölü 3, şurada 2 bölü 3'lük bir mesafede etki ediyordu. Burası ne kadarmış? 3 metre. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. 1 metreye, şurada 1 metrelik bir mesafe, şurada 2 metrelik bir mesafede etki ediyor. Tam şurada etki ediyor. Dolayısıyla 5 çarpı 3, 15 üçgen olduğu için 2'ye bölüyorum. 7,5 kN'luk bir tekil yüke karşılık etkisi var. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Bu 7,5'u şuradaki mesafelere göre aslında C ile D'ye dağıtabilirim. Onun yerine şöyle de yapabilirim. Eğer oradaki dağıtmayı göremiyorsam toplam Fx eşittir 0'dan. H yönünde zaten herhangi bir kuvvet yok. Zaten ikisi de hareketli mesnet olduğu için Hc ya da Hd de yok. Dolayısıyla toplam Fx yazmaya gerek yok. Ama toplam Fy eşittir 0'dan. Şöyle diyebilirim. Bc artı Vd eşittir 7,5 kN'luk bir yük toplamda. Bir de C noktasına göre moment alalım. Toplam moment C eşittir 0'sa. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz artık. 7,5 çarpı 1. Bu C'de saat yönünde bir moment oluşturacak. Saat yönünde dönen. Dolayısıyla bunu artı olarak yazıyorum. Sonra VD var. VD eksi yönde bir moment oluşturacağı için eksi diyorum. Eksi VD çarpı C'ye olan uzaklığımız kaç? 3. Buradan eşittir 0 dersem. VD buradan 2,5 olarak gelir. VD 2,5 kN. VC eşittir 5 kN'dur. Bunu yani denge denklemleri yazmadan çözemez miydik? Şöyle çözerdik. Tam etki ettiği yer 1'e 2 mesafesi olduğu için yakın olana daha fazla yük gidecek. Uzak olana daha az yük gidecek. Dolayısıyla 7,5'u şuradaki toplam mesafeye oranlarız direkt. 3'e oranlarız. Ne yapar? 3'e böldüğümde 2,5 yakın olana. Bu sefer tam tersi zıt yöndeki 2 kat kadar gidecek. Yani 5 buraya gidecekti. 2,5 buraya gidecekti. Ama fark etmez. Zaten bunu denge denklemleriyle çözdüğümüzde de aynı değerlere ulaştık. Dolayısıyla C'ye giden 5'i alıyorum. Aynen buraya yazıyorum. D'ye giden 2,5'u alıyorum. Başına eksi işareti koyuyorum. Eksi 2,5 olarak bu tarafa yazıyorum. Şimdi bakın artık dış yüklerden kaynaklanan mesnet tepkilerimizi yazdık. Şöyle şuraları silelim. Şimdi momentten kaynaklanan tepkileri hesaplayacağız. Onda da şöyle yapıyorduk. Sağ taraftaki momentten, bulduğumuz sağ taraftaki momentten sol taraftaki momenti çıkartıyorduk. Daha sonra bunu aradaki mesafeye bölüyorduk. Aradaki mesafeye. Dolayısıyla eksi 21 şöyle eksi 21 55 eksi 0 bölü diyeceğim. Aradaki mesafem 6. O da eksi 359 çıkmış. Bunu hem sol hem sağ tarafa aynı değeri yazabilirim. Sonra sistemin orta noktasına B ile C arasına geçiyorum. 12,27, eksi 12,27, eksi, eksi 21,55 diyeceğim. İkisinin farkını alacağım. Sonra aradaki mesafeye, şuradaki mesafeye böleceğim. Yani hemen üstte yazayım. 12,27, eksi, tekrar eksi 21,55, bölü diyeceğim. Aradaki mesafem 8. Buradan da 1,16 gelmiş. Bunu gene sağ ve sol tarafa da yazabilirim. Burada ikisinin de başına eksi koymuyorum. Aynı değeri yazıyorum. Son olarak bakın şurası 0 eksi
eksi 12 27 bölü aradaki mesafem 3. Buradan gelen değer de 4.09'muş. Yine bunu sağa ve sola da yazabilirim. Ortaya da yazabilirim. Fark etmez. Sonra şöyle yapıyorum artık. Bu değerleri topluyorum. 10 ile eksi 3.59'u topluyorum. 6.41. Eksi 10 ile 3.59'u topluyorum. Eksi 13.59. 10 ile 1.16'yı topluyorum. 11.66. Eksi 10 ile topluyorum. Eksi 8.84. 5 ile 4.09'u topluyorum. 9.09. Eksi 2.5 ile topluyorum. 1.59 olarak geliyor. Ne yapıyorduk? Eğer burada zaten bir tane değer varsa bu direkt bizim mesnet tepkimizdir diyorduk. Yine bakın şurada eğer bir tane değer varsa bu bizim mesnet tepkimiz diyeceğiz. Diğerleri için de şöyle yapıyorduk. Sağdakinden soldakini çıkartıyorduk. Şöyle yani 11.16 eksi 13.59 diyoruz. Bu işlemi yaparsak bir tane fazla koydum. 13.59 diyoruz. Bakın 24.75 olarak mesnet tepkisini bulabiliyoruz. Aynı işlemi burada yapacağım. 9.09 eksi 8.84 yapacağım. İkisinin farkını aldığımda 17.93'ü bulacağım. Burada tabii şöyle, şurada 0 gibi bir değerim olduğunu düşünebilirim. Niye eksi geldiğini anlatmak için öyle yapayım. Şimdi 0 eksi 1.59 diyeceğim. Yani gene sağdakinden soldakini aslında çıkartıyormuş gibi olacağım. Buradan eksi 1.59 olarak gelecek. Aslında en başa dönersek en başta da aynı kural geçerli. Bakın şurada sol tarafta gene 0 olduğunu kabul edelim. 6.41 eksi 0 dersem buradan da gene 6.41 gelmiş oluyor. Yani her zaman sağdakinden soldakini çıkartarak mesnet tepkisini bulabiliyoruz. Ama en başta zaten şurada solda mesnet tepkisi olmadığı için 0 olarak kabul edildiğinde işaret değişmiyor. Ama en sondaysa bu durum, şurada 0 kabul ettiğimde 0-1.59'dan alt tarafta -1.59 olarak gelmiş oluyor. Şimdi artık mesnet tepkilerini biliyorum. Mesnet tepkilerini bildiğime göre şöyle şekli de biraz küçülteyim. Kesme kuvveti diyagramını çizebilirim. Bakın şurada 6.41 bulmuşum hemen üstte. 6.41'i hemen şuradan yukarıya çıkıp şöyle 6.41 olarak gösteriyorum. Sonra hatta şöyle yapalım. Şurayı şöyle komple sileyim. Şöyle hizalamayı da şöyle yapalım. Şurası şuraya denk gelecek. Şunları da çizelim. Artık şuradaki 6.41'i hemen şöyle sıfırdan yukarıya doğru 6.41 olarak çiziyorum. Önce mesnet tepkilerinin olduğu yerleri çizeceğim, göstereceğim. B'nin hemen solunda eksi 13.59 var. Şurası bakın B'nin hemen solu eksi 13.59, aşağıya doğru çiziyorum. B'nin hemen sağı 11.16. B'den yukarıya doğru 11.16'yı çiziyorum. Sonra C mesnetine geliyorum. C'nin hemen solu eksi 8.84. Şuradan aşağı doğru eksi 8.84. C'nin hemen sağı 9.09. Son olarak şurada 1.59 var. Bunu da yine buradan yukarıya doğru 1.59 olarak çiziyorum. Şimdi gelelim araları doldurmaya. Araları doldururken yüklere artık dikkat edeceğim. Bakın şurada en başta 10 kN'luk bir yüküm var. 10 kN'luk yüke kadar herhangi bir şey yok. 6.41, 10 çıkartırsam eksi 3.59, tekrar düz bir şekilde ilerliyorum. Sonra şurada ikinci bir 10 kN'luk yüküm var. 10 daha çıkartıyorum. Eksi 13.59, düz bir şekilde ilerliyorum. Buraya ulaştım. Sonra üst taraftaki noktaya geliyorum. Bakın şurada 20 kN'luk yüküm var bu sefer. Oraya kadar düz. 20 çıkıyorum. 8.84'e geliyorum. Düz bir şekilde ilerliyorum. Son olarak bakın yukarıda şurada 5 kN'luk üçgen yayılı yüküm var. Bu toplamda az önce hesaplamıştık. Beni ne kadarlık aşağı indirecekti? Şöyle hesaplamıştık. 5 çarpı 3, dikdörtgen olsaydı direkt böyle hesaplayacaktık. Üçgen olduğu için 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla 7.5'luk bir etkisi var. 9.09'dan 7.5 aşağı inersem 1.59'a şöyle üçgen olduğu için yayılı yük olarak geliyorum. Parabolik olarak aşağı iniyorum. Kesme kuvveti diyagramını çizdikten sonra moment diyagramını buradaki alanlara göre çizebiliyorduk. Şimdi alanları zaten şöyle içinde göstermişim. 12.82, 7.18, 27.18, 44.64, 35.36, 12.27. Şimdi bunların şöyle hemen nasıl hesaplandığını ve buradan momente
nasıl geçeceğimizi şöyle hızlıca yazayım. Şimdi bu alanları önce şöyle alt alta yazayım. 12, 20, 12, 82. Birinci alanım. Sonra 7, 18. Bunların işaretlerini de yazarken dikkat alacağım. 7, 18'in başında eksi var. 27, 18. Eksi 27, 18. Daha sonra 44, 64 artı 35, 36 eksi. Eksi 35, 36. Son olarak 12, 27 demişim. Şimdi bunları şöyle hesaplıyoruz. Yukarıdaki şekilde eşleştirerek bakın şöyle. 6.41, şuradaki 6.41 değeri çarpı ne kadarlık bir mesafe bu? 2 metre. Bu ikisini çarparsam 12.82. Sonra şuradaki 3.59 çarpı yukarıdaki 2. Yani şuranın alanını hesaplıyorum aslında. Alan hesabı. Tabii 3.58 eksi bölgede olduğu için başına eksi olarak yine aynı şekilde. Diğerlerinde de aynı mantık. Hepsini kendi uzunluğuyla çarpıp şöyle alanları hesaplıyorum. 11.16 çarpı 4. Şurası 8.84 çarpı 4. Eksi olarak şurası. Bakın son olarak şurada bir alanım daha var. 12.27 artı olarak bulmuşum. Şimdi şurası ikinci dereceden bir parabol. İkinci dereceden parabolün altındaki alanı buradaki verilerle hesaplamam şu an mümkün değil. Şunu bilmem lazım. Buradaki parabolün denklemini bilmem lazım. Şimdilik bunun denklemine fx diyelim. Diyelim ki 12.27'yi de bir şekilde bulduk. Şu an için sadece bulduğumuzu varsayıyorum. Bunu en son tekrar detaylı olarak anlatacağım nasıl bulduğumuzu. Önce moment diyagramının çizimine geçelim. Şimdi moment diyagramını çizerken artık ne yapıyorduk? Birinci alan diyelim 12.82. 12.82'yi hemen ilgili yere yani ilk alanı taradıktan sonraki noktama giriyorum hemen altına. Sonra 7.18 eksi ama bakın hemen ikinci alanı taradım. Dolayısıyla artı 12.82 olarak gitmiştim. Bu sefer eksi olarak gideceğim. Yani düşüreceğim buradaki değerimi. Kümülatif olarak gittiğim için 12.82 eksi 7.18 5.64 5.64 değerine geldim. Sonra 5.64'ten eksi 27.18 27.18'i çıkartıyorum. Şuradaki alan için. Sonra buradaki alanın ucuna şuraya bu değeri giriyorum. Sonra 21.55'ten bir sonraki alanım 44.64'ü. Şimdi eksi 21.55'teydim. 44.64 ile topluyorum. Dolayısıyla 44.64 artı olduğu için. Alt tarafta artı bölgede 23.09'a geliyorum. Sonra 23.09'dan 35.36'yı çıkartıyorum. Şurayı ve buranın sonuna şurayı giriyorum. Bu da 12.27 yapıyor. Son olarak bulduğum 12.27'lik alan gene artı olduğu için eksi 12.27 artı 12.27 diyorum. Bu da beni sıfır noktasına götürüyor. Bu şekilde noktalarımın hepsini bulmuş oldum. Aradaki çizimler de şöyle olacak. Eğer dikdörtgen alan varsa kesme kuvveti diyagramında momentte doğrusal bir çizgi çiziyorduk. Doğrusal. Doğrusal. Bakın hep dikdörtgen var. Dolayısıyla buraları doğrusal çiziyorum. Doğrusal. Son kısımda şurada ikinci dereceden bir parabol var. Burası parabol olduğu için burası da parabol olacak. Şöyle. Aynı şekilde. Derecesi sadece bir derece artmış olacak. Burası üçüncü dereceden bir parabol olmuş olacak. Şimdi gelelim buradaki 12.27'nin nasıl hesaplandığı kısmına. Bakın şurası. Burada dediğim gibi ikinci dereceden bir parabolüm var. İkinci dereceden bir parabol. Parabolün denklemine şimdilik sadece fx diyorum. Bu fx'i denklemini bulursam ve integralini alırsam 12.27'yi de hesaplamış olurum. Ne yapıyorduk? Eğer denklemimizi biliyorsak denklemimizin integralini alıp altında kalan alan değerini hesaplayabiliyorduk. Şimdi bu iki farklı yöntemle yapabilirim. Denklemi bulup integralini alırsam alan değerini hesaplarım. Fakat bu biraz uzun bir yöntem. Şimdi bunun daha kolay bir yöntemi var. Buradaki soruyu çözebilmemiz için. Önce onu göstereyim. Onu gösterdikten sonra da tekrar buradaki denklemi bulup integralden alanı hesaplayacağız. Şimdi öncelikle şöyle yapıyoruz. Bakın ben şurada 1.59 olarak şuradaki D mesnetine ait. Şöyle şurayı büyütebilirim artık. Şöyle şurayı büyütelim. Şurayı 1.59 olarak buldum. Bakın şurası 1.59. Ve eksi 1.59. Başında eksi işareti var.
Dolayısıyla şöyle yapabilirim. Biz bu yöntemi anlatırken en başta şöyle bir şey çizmiştim. Örneğin şu bir tane kiriş olsun. Kirişin başında bir de şöyle sonunda ama devamında açıklık olan iki tane mesnet çizeyim demiştim. Eğer bu şekilde mesnetlerim varsa ilki için ne demiştim? Buradaki moment değeri sıfırdır. İkincisi için şuradaki için moment değeri hesaplayacaksak da şuradaki açıklık kısmına bakarak bunu hesaplayabiliyoruz. Eğer şurada bir yük varsa buradaki yük çarpı şuradaki uzunluk başına eksi koyup buradaki mesnete ait momenttir diyorduk. Şimdi aynısını burası için de yaparım. Sadece şu kısım için nasıl bir moment oluştuğunu hesaplayıp buradaki alan değerini basit bir şekilde hesaplayabilirim. Şimdi Q eşittir 5 kilonewton bölü metre. Toplamda 3 metrelik bir mesafede. Dolayısıyla bunun etki ettiği yer şöyle şurada bir yerde olacak. Ve ne kadar? 5 çarpı 3 bölü 2'den 7,5 kilonewtonluk bir etkisi olacak. Mesafe olarak da şuraya 1 metre, şuraya 2 metre mesafesinde olacak. Bunları zaten biliyoruz. Dolayısıyla artık şuradaki D'deki mesneti görmezden gelip sadece burada bir kuvvet var olarak düşünürsem bu iki kuvvete göre C'deki momenti hesaplayabilirim. Yani bu açıklıkta kalan momenti hesaplayabilirim. Bu da bana aslında oradaki alan değerini vermiş olur. Hemen hızlıca şöyle yapalım. 7,5, bakın 7,5 kilonewton çarpı C'ye olan uzaklığı ne kadar? 1 metre. 7,5 çarpı 1 diyorum. Artı bir de ne var? Bakın şurada -1,59'luk bir kuvvetim var. Şimdi artı dedim ama bunun eksi olması lazım. Çünkü neden? 7,5 saat yönünde çevirir. Artı yön olarak kabul ediyorduk bunu ama 1,59'u ben yukarıya doğru çizdiğim için bakın okum yukarıya doğru. Okumun yönü yukarıya doğru olduğu için bu C noktasını eksi yönünde çevirir. Dolayısıyla öncelikle eksi diyorum. C noktasının C noktasına göre eksi yönde çevireceği için. Sonra eksi dedikten sonra bakın 1,59'un da başında eksi var. Onu da gene yazıyorum. 1,59'luk bir kuvvetim var. Çarpı aradaki mesafe yani D ile C arasındaki mesafe 3. Buradan bakın sadece bunu çözerseniz gelecek değer 12,27 olarak bulacaksınız. Yani buradaki moment değerini açıklıktan kaynaklanan moment değerini bu şekilde hesaplayabilirsiniz.